Sosyalist Enternasyonu'nun başkan yardımcısı CHP'li Umut Orhan şu anda konuğumuz. Umut Bey, Avrupa'da, özellikle Avrupa'da nasıl gözüküyor Türkiye? Bu konuda bir genel bir gözlem verebilir misiniz? İki, siz Sosyalist Enternasyonu'nun enformasyonunu nasıl sağlıyorsunuz? Nasıl raporlar veyahut da bilgilendirmeler yapıyorsunuz? Aslında yani günümüzün teknoloji, günümüzün iletişim dünyası, yani çağımız aslında baktığınız zaman her an her yerde olanı bütün dünya görebiliyor. Dolayısıyla bugün şu anda bulunduğumuz alanda Düzce'deyiz. En ufak bir şey olduğu zaman bütün dünyadan izleniyor, bütün dünyadan görünüyor. Türkiye'de de bizim yaşadıklarımız, Türkiye'de sıradan vatandaşların yaşadığı insan hakları ihlali, demokrasi ihlali, baskılar, şiddet, adaletsizlik, eşitsizlik bütün dünyadan görünüyor. Yani biz bunu nasıl Türkiye'de yaşıyorsak, Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir şehrinde, bu aynı şekilde dünyanın her yerinde de, 7 kıtada da aynı anda görünüyor. Dolayısıyla Türkiye'de son yıllarda, özellikle bu 2010 yılından sonra, 2010 referandumundan sonra gerçekten adalet sisteminde, demokrasimizde, insan haklarımızda, çok haklarda çok ciddi bir gerileme söz konusu. Ve büyük bir baskı, büyük bir korku, büyük bir tehdit, yani bir anlamda bir otoriter rejim söz konusu. Bu aslında yani bizleri, bir siyasetçi olarak veya vatandaşlar veya siz gazetecileri ne kadar etkiliyorsa, ne kadar buradan etkileniyorsak, üzülüyorsak, kaygı duyuyorsak, dünyada da Türkiye ile ilgili bu gelişmeleri kaygı duyuyorlar. Çünkü Türkiye bütün dünya için aslında rol bir modeldi. Özellikle Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra, özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu genç cumhuriyet, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti bütün Müslüman aleminde, aslında bütün İslam coğrafyasında bir rol model olmuştu, bir köprü olmuştu ve o ülkeler, geri kalmış ülkeler, gelişmekte olan ülkeler Türkiye'yi bir rol model olarak görüyorlardı, bir kutup yıldızı olarak görüyorlardı. Tabii Türkiye'deki özellikle son 15 yıl, ama son 2010'dan sonraki bu gelişmeler, yani ileri gitmesi gereken Türkiye'nin, rol model olan Türkiye'nin geriye doğru gidip daha güçlü bir demokrasiye sahip olması gerekirken çok ciddi eşitsizlik, adaletsizlik ve demokrasi açığıyla karşı karşıya kalması, geriye doğru gitmesi bütün dünyanın da canlı olarak izlediği ve çok ciddi şekilde kaygı duyduğu bir durum. Evet. Dolayısıyla yani aslında bir şey iletmeye gerek yok. Herkes her şeyi aynı anda görüyor aslında. Evet. Bütün dünyada sağ partilerde bir kriz yaşanıyor. Yani dünya biraz sağ partilerden fazlasıyla çekti. Sol konusunda, Sosyalist Enternasyonu konusunda son dönemde az da olsa bir kıpırdama var. Bu bir iktidar değişiklikleri, genel anlamda bir iktidar değişiklikleri Avrupa başta olmak üzere mümkün olabilir mi? Ve bu dünya siyasetini nasıl etkiler? Aslında baktığınız zaman kapitalizm çöktü. Yani şu anda liberal politikalar çöktü. Muazzam bir eşitsizlik yarattı. Muazzam bir demokrasi açığı, muazzam bir adaletsizlik yarattı. Yani kapitalizm, liberalizm ve aslında şu anda her zamankinden çok demokrasiye, özgürlüklere, insan haklarına ihtiyacı var dünyanın da. Bu anlamda aslında baktığınız zaman sosyal devletin, sosyal adaletin, sosyal güvenliğin, sosyal vatandaşlığın, sosyal eşitliğin son derece önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Yani bütün dünya için bu geçerli. Yani her yerde eşitsizlik var, her yerde popülizm var, her yerde oportunizm var ve bu aslında dünyaya barış getirmiyor. Bu aslında dünyada bir eşitlik getirmiyor. Onun için dünyanın da yeni sol politikalara, yeni sosyal demokrat söylemlere ihtiyacı var. Aynı şekilde Türkiye'de de öyle. Yani Türkiye'de de geldiğimiz noktaya baktığınız zaman aslında bu ülkede eğer bu kadar büyük adaletsizlik varsa, bu ülkede eğer bu kadar büyük eşitsizlik varsa, bu ülkede bu kadar büyük insan hakları ihlali varsa, bu kadar büyük demokrasi açığı varsa, terör varsa, bu ülkede olağanüstü hal bir yıldır devam ediyorsa, bu ülkede darbe girişimiyle karşı karşıya kaldıysa, fakirlik varsa, yoksulluk varsa, yolsuzluk varsa, demek ki bu ülke kötü yönetiliyor. Evet. Aslında yeni bir yönetime ihtiyaç var. Yani daha katılımcı, daha çoğulcu, daha özgürlükçü, daha barışçı, daha toparlayıcı, daha yapıcı, daha kapsayıcı bir yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç var. Bunu da bunun için yeni bir şeyler söylemek lazım. Bizim bu yürüyüşümüzün bence en önemli
eylemsel olarak yeni bir hareket başlattı. Yeni bir umut başlattı. Bunun arkasında da artık bizim yeni bir şeyler söyleyerek artık bizim ana muhalefet değil, artık bizim bir iktidar alternatifi olarak kendimizi ortaya koymamız ve politikalarımızı ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi kapitalizme yönelik eleştirilerinizi yaparken dikkatle dinledim ama siz iş dünyasından da gelen bir insansınız. Kapitalizmin bu krizini sosyal demokrat programlar aşabilir mi veyahut da yumuşatabilir mi? Ben sivil toplumdan geliyorum. İş dünyasından da geliyorum ama aşağı yukarı 10 yıldır ben siyasetin içerisindeyim. Sol bir partide, sosyal demokrat bir partide ve Sosyalist Enternasyonel'de görev yapıyorum, sorumluluk alıyorum. Dünyanın ve Türkiye'nin özellikle bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki yeni bir sosyal demokrat anlayışa ihtiyacı var. Yani 1970'lerde ne ezilen ne ezen insanca hakça düzen gibi yine Türkiye'nin yani özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi özüne dönmesi gerekiyor, kendi öz ideolojisine dönmesi gerekiyor, kendi öz değerlerine, öz politikalarına ve yine kendi öz evlatlarıyla yeni bir şey söylemesi gerekiyor. Ben alternatifim demesi gerekiyor. Ben Türkiye'nin zamanlama olarak en çok buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık bu sadece ben söylemiyorum. Bunu Türkiye'de de milyonlar biliyor, dünya da görüyor. Yani bu iktidarın bu siyaset anlayışıyla Türkiye yönetilemiyor. Ve daha baskıcı oluyorlar, daha otoriter oluyorlar, daha da yönetilemez hale geliyor. Baktığımızda hükümetin neoliberal politikaları sonuna kadar kullandığını ve uyguladığını görüyoruz. Bu kadar hani baskıcı olması ya da rahatsız edici olması bu politikalardan mı kaynaklanıyor yoksa? Yani iktidar baktığınız zaman şimdi bir kere bir popülizm uyguluyor. Fırsatçılık, oportunizm uyguluyor. Muazzam bir algı yönetimi uyguluyor. Faşizm uyguluyor. Yani bu iktidar bir zamanlar Sosyalist Enternasyonel'e üye olmak istedi ve Türkiye'nin en sosyal demokrat partisi biziz, bizi alın. CHP'yi oradan çıkartın da demişti. Dolayısıyla yani karşımızda Bukalemun gibi bir iktidar var. Bir bakıyorsunuz öyle, bir bakıyorsunuz böyle. Yani rengarenk olabilen, şekilden şekle giren, dün dediğini bugün inkar edebilen, yarın yine aynı söylediğini ortaya koyabilen bir anlayış var. Bu anlayış Türkiye'ye barış getirmiyor, huzur getirmiyor, refah getirmiyor, eşitlik getirmiyor. Dolayısıyla bu tam tersi otoriter bir rejimi körüklüyor. Otoriter bir baskıcı bir rejimi körüklüyor. Dolayısıyla yani söylemek istediğim hükümetin, iktidarın ideolojik olarak da eylemsel olarak da artık Türkiye'ye verecek fazla bir şey kalmadı ve onun için dikkat ederseniz her gün her geçen gün daha baskı artıyor, korku artıyor. Yani şimdi biz mesela bir sabahtan beri yürüyoruz, alkışlayanlar da var, eleştiride bulanlar da var, yani yine demokratik şekilde protesto edenler de var. Yani bu mesela bu iktidarın herhangi bir eyleminde protesto edenler, işaret edenler, söylemde bulunanlar hapse atılıyor. Yani ifade özgürlüğüne müsaade edilmiyor. Yani Türkiye artık bu baskıyı, bu şiddeti, bu nefreti, bu ayrımcılığı, bu eşitsizliği terk etmesi lazım. Bunun için de demin de söylediğim gibi ana muhalefet olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık ortaya yeni iddialar, ben alternatifim diyeceği ve yeni çözümler, çözümün bir parçası olduğunu ortaya koyması gerekiyor. Çok teşekkür ederim.